Hepinize merhaba. Sunerdan YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapımı çok kolay ve kullanışlı olan bu kreatif modelin yapımını göstereceğim. Modelimize yakından bakalım. Modelim böyle gerçekten çok güzel. Boyut olarak da ideal. Daha büyük modeller için yapmanız gerekeni söylüyorum. Şimdi de söyleyebilirim. Buradaki ortadaki yapmış olduğum kısmı 2 sıra daha fazla örerseniz, videolardaki işlemleri aynı şekilde devam ederseniz daha büyük modeller elde edebilirsiniz. Bu şekilde gayet güzel oldu. Boyut olarak ideal oldu. Harika bir lif modeli. Hemen arkasını da çevireyim. Arkası da böyle gayet düzgün duran güzel bir model. Kare lif modeli. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen bu güzel modelimizin yapımına başlayalım. Numara tığı kullanıyorum. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çevirdim tamı 1, 2, 3 zincir yapıyorum. İlmeğimi uzatıp alttan herhangi bir zincire buraya fıstık yapalım. Bu şekilde tutup kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar yapıyorum ikinciyi. Bunu da kapatıyorum. Bir zincir. Tekrar üçüncü yapıyorum. Ve kapatıyorum. Bir, iki ve üç tane oldu. Bir zincir yapıyorum. Dördüncüyü kapatmıyorum. Dördüncüyü kapatmıyoruz. Hemen bir iki tane fıstık atlayıp buraya bir yuva atlıyoruz. Diğerine. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya bir tane kapatmadım. Son köşede yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. İki tane yan yana fıstığımız olmalı. Bir zincirle dönüyorum. Dönüşleri yapalım. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan hemen buraya yan tarafa yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar kapattığım yere bir son köşeye de yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir iki sıra ördük. Bir zincirle burada ipimi kesiyorum. Evet, diğer bölümle devam edelim. Evet, diğer bölümle hemen devam edelim. Herhangi bir köşeden başlıyoruz. 1-2 sıra ördük. 1-2 tane de yan yana fıstığımız var. Herhangi bir köşeden başlayalım. İpimizi buraya sabitleyelim. Sıkılaştırmak için 2-3 zincir yaptım. Buraya bir fıstık yapıyorum. Fıstığı kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buraya yapıyorum. Kapatmadan hemen yan tarafa yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Buraya bir tane köşeye geldim. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Şimdi buraya köşeye geldiğim için köşe oluşturacağım. Bir zincir yapıyorum. Bir tane yapıp
Kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadım. Köşeye tekrar. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, burada köşe oluşturduk. Bütün köşelere gelince bu şekilde yapacağız. Buraya bir tane, hemen yan tarafa, ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Kapattığım yere bir, yan tarafa. Bu şekilde yine ikisini kapatıyorum. Şimdi tekrar köşeye geldim. Köşe yapıyoruz. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan köşeye tekrar. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Ve aynı işlemlere devam ediyorum. Buraya bir, hemen yan tarafa. Yine ikisini kapatıyorum. Köşe yapıyoruz. Bir tane yapıp kapattım. Buraya bir tane. Kapatmadan köşeye tekrar. İkisini kapatıyorum. Tekrar. Evet, tekrar kapattığım yere bir tane yapıyorum. Yan tarafı yapıyorum. İkisini kapatıyorum. Evet, sıra sonuna geldik. Köşeye de yapıyorum buraya. Bu şekilde ikisini kapatıyorum. Evet, sıra sonunu yapıyoruz. Buraya bir tane. Kapatmadan buradaki fıstığın üzerine yapıyorum. Başlangıç fıstığın üzerine. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde sıra sonuna geldik. Birinci sıramız tamam. Evet, bu şekilde birinci sıramızı tamamladık. Köşelere gelince köşeleri yaptık. Bu şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Hemen nasıl tekrar başlandığını görelim. Şimdi buraya ikisini kapatarak birleştirdik. Buraya en başa bir tane yapıp kapatıyoruz. Bir zincir tekrar yapıyoruz. Kapatmadan yan tarafa yapıyoruz. Yine ikisini kapatıyoruz. Evet, ikili kapatarak köşeye geliyoruz ve köşe yapıyoruz. Buraya bir, yan tarafa ikisini kapatıyorum. Buraya bir, yan tarafa. İkisini kapatıyorum. Bir zincir.
Buraya bir. Şimdi köşeye geldik. Şimdi burası köşe oluyor. Tekrar ikili kapatalım. İkisini bir kapatıyorum. Bir zincir yapıyorum. Şimdi tekrar köşeye geldiğimiz için burası köşe oluyor. Köşeye geldiğimiz için tekrar köşe yapıyoruz. Bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Kapatmadan burada köşeye tekrar. Köşe burası oluyor. Tekrar yapıyoruz. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Bir zincir tekrar. Buraya bir tane. Hemen yan tarafa. İkisini kapatıyorum. Evet, bu şekilde örmeye devam ediyoruz. İkili kapatıyoruz. Buraya kadar ikili kapatıyoruz. Tekrar ikili kapattıktan sonra bu şekilde köşe yapıyoruz. Bu şekilde köşeleri yapmayı unutmayalım. Kenarlarda ikili kapatalım. Sıramızın sonuna gelelim. Evet, bu şekilde iki sıra ördük. Sıranın sonuna geldik. Şöyle sıra sonunu birlikte örelim. Şöyle bakalım. Köşeyi yaptık. Kenarlarda ikili kapatıyoruz. Sıra sonunu birlikte örelim. Buraya bir tane. Köşeye geldim. Buraya da yapıyorum. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, sıra sonum burası. Bir iki sıra ördük. Her sıradan bir iki sıra ördük. Sıra sonum burası. Burada fıstığı başlangıç yerim. Sıra sonunu bu şekilde yapmayı unutmayalım. Buraya bir tane. Kapatmadan hemen buraya yapıyorum. Fıstığın başlangıç noktasına. Bu şekilde ikisini bir kapatıyorum. Evet, bu şekilde iki sıra ördük. Renk değiştireceğim. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Dilerseniz birinci sıradan sonra da renk değiştirebilirsiniz. Ben iki sırada bir renk değiştireceğim. Evet, bu şekilde tamamladım ben. İkişer sıra ördüm. İki sıra kahverengi, iki sıra krem, iki sıra da pembe olmak üzere 2, 4, 6 sıra ördük. Hemen şuradan da sayalım kaç tane yaptığımızı. Şurası köşe oluyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Buraya kadar 10 tane yan yana fıstık olmalı. Ve şimdi devam ediyoruz. Herhangi bir köşeden başlayalım. İpimizi sabitleyelim. Krem ipimi sabitliyorum. 3 zincir yaptım sıkılaştırmak için. Bir tane fıstık yapıp kapatalım. Bir zincir yapıyorum. Buraya tekrar yapıyorum. 4 sefer saralım ve kapatalım. Tomurcuk yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bu aşağıya sabitliyorum. Bir zincir yapıyorum. Tekrar buradan devam ediyorum. Buraya bir tane. Kapatmadan yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatıyorum. İkili kapatarak devam edeceğiz şimdi. Kapattığım yere bir. Hemen yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatıyorum. Evet, sadece buraya tomurcuk yaptık. İkili kapatarak devam edeceğiz. Buraya bir ve yan tarafa. İkisini kapatıyorum. Evet, bu şekilde ikili kapatarak buradaki
Köşeye kadar ikili kapatarak gelelim. Evet, köşeye kadar ikili kapatarak geldim. Şimdi ise tekrar buraya fıstık yapıp kapatalım. Bir, iki, üç zincir iğne. Buraya geri aşağıya fıstığın üzerine sabitliyorum. Tekrar 3 zincir. Bir aşağıya daha iniyoruz. Bu bir kenarı olacak. Bu şekilde. Diğer kenarları da aynı şekilde yapacağız ve eksilterek devam edeceğiz. Buraya en başa yapıp kapattım. Bir zincir tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 3 zincir fıstığın üzerine sabitliyorum. Bir zincir tekrar buradan ikili kapatarak direkt devam ediyoruz. Buraya bir, hemen yan tarafa. 2'li kapatıyorum. Bir zincir tekrar buraya bir ve yan tarafa. İkili kapatıyorum. Evet, buradaki yapmış olduğumuz işlemi diğer kenarlara da aynı şekilde uygulayalım ve sıra sonuna gelelim. Evet, bu şekilde dört kenarda aynı şekilde yapıyoruz. Bu şekilde köşeleri yapmayı unutmayalım. Şimdi her bölümü ayrı ayrı git gel yaparak öreceğiz ve bu şekilde azalmaya başlayacak. Şimdi isterseniz şuranın sıra sonunu yapalım. Yine sıra sonunda buraya fıstık yapıp kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Tekrar bu aşağıya sabitliyorum. 3 zincirle tekrar aşağıya inebilirsiniz. Bir zincirle burada artık ipimi kesiyorum. Evet, şimdi eksiltmeye başlayalım. Evet, bu şekilde sıramızı tamamladık. Şimdi buradan başlayacağız. Buraya kadar git gel yaparak sadece bir kenarı bir sefer öreceğiz ve sonra tekrar bir üst sıraya aynı şekilde geçeceğiz. Rengarenk iplerle de yapabilirsiniz. Ben iki sırada bir renk değiştireceğim. Üç zincirle sıkılaştırdım. Buraya bir tane yapıp kapatıyorum. Bir zincir tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. Üç zincir. Bu aşağıya sabitliyorum. Tekrar bir zincir yapıyorum. Buradan ikili kapatarak devam ediyoruz. Buraya bir, hemen yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatarak sadece bir kenarımızı öreceğiz. İkili kapatıyorum. Evet, bu şekilde ikili kapatarak buraya kadar gelelim. Evet, bu şekilde ikili kapatarak buraya kadar geldim ve hemen şöyle göstereyim. Buraya kadar geldik. Tomurcuk var zaten burada. Tekrar aynı şekilde tomurcuk yapıyoruz. Bunu kapatıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Geri bu aşağıya sabitliyoruz. Bir zincirle ipimizi burada yine kesiyoruz. İsterseniz 3 zincirle bu aşağıya inip de kesebilirsiniz. Bir zincirle ipimi kesiyorum. Hemen diğer bir üst sıraya geçiyorum. Evet, bu şekilde bir üst sıraya daha geçeceğiz ve buradan başlayacağız. Yine buraya kadar aynı işlemi yapacağız. Diğer kenarlarda geri kalan üç kenarda yine aynı şekilde buradan başlayacağız. Bu şekilde sıra sonu burası ve tomurcuklar yaparak kenarlarına, başına ve sonuna bu şekilde tamamlayacağız.
Hemen tekrar bir başlangıcı göstereyim. Aynı şekilde modelimizi örmeye devam edeceğiz. Sıkılaştırmak için üç zincir. Buraya hemen bir tane yapıp kapatalım. Kapattım. Bir zincir tekrar yapıyorum. Bunu da kapatıyorum. 1, 2 ve 3 zincir. Geri bu aşağıya sabitliyorum. Bir zincir tekrar buraya bir tane. Kapatmadan hemen yan tarafa. Bu şekilde ikili kapatıyorum. İkili kapatarak devam ediyorum. Şekilde ikili kapatarak devam ediyoruz. Çok kolay model. Arta kalan ipleriniz varsa modelde de yerlendirebilirsiniz. Her sırayı farklı örebilirsiniz. Sıra sonuna geldim. Buraya tekrar fıstık yapalım. Kapatalım. 3 zincir geri aşağıya sabitliyorum. Tekrar 3 zincir bir aşağı daha sabitliyorum. Bir zincir de ipime kesiyorum. Evet, bu şekilde her bölümü aynı bu gösterdiğim gibi diğer üç kenarda aynı şekilde yapalım. Modelimizi tamamlayalım. Evet, bu şekilde lifimizde her bölümü ayrı ayrı şöyle aynı gösterdiğimiz gibi giderek zaten azalıyor. Bu şekilde örüyoruz. Son olarak da bu şekilde yaptık, tamamladık. Eğer daha büyük modeller yapmak istiyorsanız bu ortadaki yapmış olduğumuz yeri 10 tane fıstık saymıştık. 11'e 12'ye çıkarabilirsiniz ya da 13'e de çıkarabilirsiniz. 12'ye çıkarırsınız daha büyük bir model elde edebilirsiniz. Yine aynı yöntemle bu şekilde İlerliyorsunuz. Gayet güzel, kullanışlı bir lif modeli oldu. Gerçekten boyut olarak dediğim gibi ideal ama daha büyük modeller için de yapmanız gerekeni söyledim. Ortadaki yeri daha 1-2 sıra daha 2 sıra daha fazla örerseniz yeterli boya gelecektir. Daha büyük boy sevenler için. Bu şekilde çok güzel oldu. Gerçekten kullanışlı oldu. Şöyle arkasını da çevireyim. Gayet düzgün duran bir model oldu. Modelim bu şekildeydi. Kanalıma abone olup videolarımı beğenerek bana destek olursanız çok memnun olurum. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşça kalın.